Evet, nüfusun son konusu yerleşme videosuyla karşınızdayız. Yerleşik hayata geçmeden önce insanlık ilk yeryüzüne geldiğinde biliyorsunuz göçebe bir yaşam var. Mağaralarda, ağaç kovuklarında yaşıyorlar ve ilk olarak insanlık cilalı taş devri ya da neolitik dönemle beraber tarım yapmaya başlayacaklar. Ve bu da onların yerleşik hayata geçmesinde etkili olacak. İnsanlar tarım yapmaya başladığı zaman ilk yerleşmeler su kenarları ya da nehir kenarları ve genelde de iklimin uygun olduğu orta kuşakta yerleşmişlerdir. Hatırlayalım hadi ilk medeniyetleri. Mısır medeniyetine bakıyoruz, Nil Nehri'nin olduğu alan. İşte Fırat ve Dicle'nin arasındaki Mezopotamya. Hindistan'daki Indus ve Ganj nehirleri, Çin'deki Sarı ve Gökırmağı'nın olduğu alanlar, Anadolu'daki Kızılırmağı'nın olduğu yer, Hititler. Yani hepsi de su kenarlarında yerleşmişler. Şimdi dünyadaki ilk yerleşmeler, köyler bu şekilde. Peki ilk ortaya çıkan kent yerleşmesi tarım şehri olarak karşımıza çıkacak. Neden? Çünkü tarımla beraber yerleşik hayata geçtik. Daha sonra bu tarım fazlalıkları ticaret kentlerini ortaya çıkaracak ve günümüze en yakın olan dönemde ortaya çıkan şehirler de turizm ve teknokentler olacak. Şimdi ben yerleşmeyi kırsal ve kentsel yerleşmeler olarak ikiye ayırıyorum. Peki bunlar ayrılırken neye göre ayrılıyor? Birinci kriterimiz nüfus. Şimdi kırsal alanlarda nüfus azken, işte köy yerleşmeleri 2000 iken, köy altı yerleşmeleri bundan daha az. Ekonomik faaliyetler, kırsal alanlarda tarım ve hayvancılık temel ekonomik faaliyetken, kentsel alanlarda bu durum değişmekte ve çeşitlenmektedir. Aynı zamanda idari yapı, kırlara baktığımız zaman köyleri muhtar yönetirken, kentlerde belediye başkanından oradaki yönetici, vali ya da kaymakam, arkasından emniyet müdürleri ya da askeri personel derken bir sürü yönetici olacak. Kent yerleşmeleri ve kır yerleşmelere baktığımızda kırsal yerleşmelerde köyler ve köy altı yerleşmeleri, kent yerleşmelerinde de nüfusun büyüklüğüne göre küçük, orta, büyük şehirler, metropoller ve mega kentler karşımıza çıkmakta. Ekonomik fonksiyonlara göre ise tarım, sanayi, maden, ticaret, liman, idari, turizm şehirleri vardır. Hadi kır yerleşmeleriyle başlayalım. Kır yerleşmeleri dediğimizde karşımıza ilk çıkan köyler olacak. Köyler en küçük idari birimlerdir. Ve köylerin nüfusu 2000'dir. 2000'den fazla olduğunda kasaba olacak. Köyü yöneten muhtardır. Köy halkının köydeki iş için beraber yaptıklarında imece ortaya çıkıyor. Yani ben köyün bir işini yapıyorum köy halkıyla. Buna imece deniyor ve para alınmıyor bundan. Köylerdeki temel ekonomik faaliyet türü ise tarım ve hayvancılıktır diyeceğim. Köy altı yerleşmeleri ise kalıcı köy altı yerleşmeleri, geçici köy altı yerleşmeleri olarak ikiye ayrılır. Kalıcı köy altı yerleşmelerinde temel geçim kaynağı tarım, tarımın yanında hayvancılık. Geçici köy altı yerleşmelerinde ise temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Şimdi kalıcı köy altı yerleşmeleri hangileridir? Mahalle, divan, mezra, çiftlik. Geçici köy altı yerleşmeleri ise oyak olarak kodlayabilirsiniz. Oba, yayla, ağıl, kom ya da dam, dalyan. Bizim geçici köy altı yerleşmelerimizdir diyoruz. Bir de bunlar en fazla nerede görülür? Biraz da bununla ilgili konuşalım. Hadi
kalıcı köy altı yerleşmeleri. Birincisi mahalle. Mahalle köyden ayrılmış ama idari olarak halen köye bağlı olan kalıcı yerleşmedir. Temel geçim kaynağı ise tarım ve hayvancılıktır. En yaygın mahalleler Marmara, Batı Anadolu bölgesinde görülmektedir. 2012 yılında Büyükşehir Kanunu ile beraber işte Ege, Marmara'da mahalle sayısı artmıştır diyeceğiz. Divana bakalım. Divan birkaç tane mahallenin birleşmesiyle oluşan yerleşme çeşididir. En yaygın olarak Karadeniz'de, özellikle Batı Karadeniz, Bolu ve çevresinde, Orta Karadeniz'de, Samsun çevresinde divan yaygın olarak görülmektedir. Mezra nedir? Mezra da köyden uzakta birkaç evden oluşmuş yerleşmelerdir. Mezralar Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde yaygın olarak görülmektedir. Geldim son kalıcı köy altı yerleşmem, çiftlik. Şimdi çiftliği bilmiyorum ama Hanımın Çiftliği diye hem dizi hem de kitap vardı arkadaşlar. Zaten kitaptan diziye çevrildi. Çiftlik dediğimizde geniş tarım arazilerin ortasına birkaç evden ve depodan, bu depolar ambar olarak da bilinir, oluşan yerleşmelerdir. Genelde verimli ovalarda oluşacak. En yaygın verimli ovalar işte Ege bölgesinde. O delta ovaları hatırlayın. Büyük Menderes, Küçük Menderes. Akdeniz'de Adana çevresinde Çukurova biliyorsunuz. Çok önemli bir tarım alanı. Trakya'da yaygın olarak çiftliklere rastlamaktayız. Geldim geçici köy altı yerleşmelerine. Burada oba ile başladık. Oba deyince hemen Kemal Sunal'ın filmi aklımıza geliyor. İnek obası diyordu ya filminde. Buradaki oba şu arkadaşlar. Göçebe olarak hayvancılık yapan kişilerin çadırlarından oluşan yerleşmelerdir. Hani yörük çadırları diyoruz ya biz. İşte onların kaldığı kıl çadırlar olabilir. Modernleşmiş hali de var bunların. Bu yerleşmeler oba olarak bizim karşımıza çıkıyor. En yaygın olduğu yerler Toroslar. Zaten biliyorsunuz kıl keçisi en fazla bu bölgede. Ege bölgesinde de oba yerleşkesi görülmektedir diyoruz. Ve geldim geçici köy altı yerleşmelerinin en yaygın olanı yayla. Şimdi yaylalar farklı farklı amaçlarla kurulabiliyor. Akdeniz bölgesinde yaz döneminde serinlemek için, Karadeniz bölgesinde turizm için, Ayder Yaylası bir sürü turistin gidip gördüğü, Doğu Anadolu bölgesinde de hayvancılık için yapılır. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinde işte havaların ısınması, yani Nisan ortası ya da sonunda yaylaları çıkacak hayvancılıkla uğraşan kişiler. Daha sonra havaların serinlemesiyle Ekim gibi geri gelecekler. Hadi geldim diğerine. Ağıl. Ağıl etrafı taşlarla ya da çitlerle çevrili olmuş küçük baş hayvancılık yapılan yerleşmelerdir. Biz bunun videosunu da çekmiştik hatırlıyorsanız. En yaygın görüldüğü yerler İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesidir diyeceğiz. Zaten bizim en çok küçük baş hayvancılık yapılan bölgelerimiz değil mi bu alanlar? Değil mi? Geldim kom ya da dam. Doğu Anadolu'da kom, Batı Anadolu'da, Trakya'da dam olarak karşımıza çıkacak. Bunun etrafı taşlarla çevrili ve yanında hayvanların saman ihtiyacını karşılamak için samanlıktan oluşan yerleşmeler. Bu kom Doğu Anadolu'da, dam Gökçeada, Bozcaada ve Ege bölgesindeki ismidir diyoruz. Dalyan gibi delikanlı, işte dalyan. Peki dalyan ne? Geçimini balıkçılıkla sağlayan kişilerin geçici olarak oluşturmuş olduğu yerleşkeler burası. En yaygın olarak Ege bölgesinde işte kültür balıkçılığında falan adamlar baraka tarzında evlerini kuracak. Daha sonra da balık sezonu bitince tekrardan evlerine dönecekler. İşte kalıcı ve geçici köy altı yerleşmeleri bu şekildeydi. Şimdi de yerleşme dokusuna göre
toplu yerleşme, dağınık yerleşme, çizgisel ve dairesel yerleşmelere beraber bakalım. Şimdi burada olay şu arkadaşlar. Su kaynakları arazinin düz olması ya da engebeli olmasına göre isimlendireceğiz. Hadi toplu yerleşme ile başladım. Toplu yerleşmeler genelde su kaynaklarının sınırlı, az olduğu, düz arazilerde kurulan yerleşmeler. Nasıl? Bir su kaynağı var, yerleşme o suyun etrafında ortaya çıkacak ve bu araziler genelde düz arazilerdir. Bizim ülkemizde en yaygın İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülmektedir. Toplunun tam tersine dağınık yerleşmelerde durum nasıl? Burada dağlık ve engebeli alanlar var. Bu alanlar su sıkıntısı çekmiyor çünkü çok fazla su var. Peki bu özellikleri taşıyan ülkemizde neresi var? Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi de dağınık yerleşmelere örnek olarak verilir. Çizgisel yerleşme ne? Çizgi, bildiğiniz bir çizgi boyunda evler kurulacak. Peki buradaki aktör, faktör ne? Bir yol kenarı boyunca da olabilir bu yerleşme. Bir akarsu boyu üzerinde de kurulmuş olabilir. En güzel örnek Amasya. Amasya, Yeşilırmak boyunca uzanmış olan çizgisel yerleşmeye örnektir. Geldim dairesel yerleşmeye. Dairesel yerleşme, ortada bir köy meydanı var. Bu köy meydanında okul, cami, çarşı ve daha sonra köy ya da yerleşmeler bunların çevresinde kurulacak. Bunun bizim ülkemizdeki en güzel örneği Aydın Datça diyebiliriz. Geldim Türkiye'de görülen mesken tiplerine. Mesken, kaldığımız evler neden yapılıyor? Şimdi taştan yapılan, kerpiçten yapılan, ahşaptan, hamıştan ve betonarmeden yapılan evlerimiz var. Yani çevremizde aslında en fazla ne varsa biz evlerimizi onlardan yapmaktayız. Hadi taş evlerle başladım. Taş evler genelde taşın yaygın olduğu karstik ve volkanik sahalarda yaygın olarak kullanılan malzemedir. İşte hemen hatırlayalım. Karstik araziler en fazla Akdeniz bölgesinde. O zaman Akdeniz bölgesindeki evler taşlardan. Ege bölgesindeki evler de buna dahil. İç Anadolu bölgesinde Nevşehir ve çevresindeki evler de volkanik alan olduğu için taştan yapılmaktadır diyorum. Kerpiç evlere baktım hemen toprak. Burada da yağış az, yağışın az olduğu kurak ve yarı kurak alanlarda kerpiç evler rastlanır. İşte ülkemizde bu özelliğe sahip İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde kerpiç evler yaygındır. Mesela Harran evleri de meşhur olanlardandır. Ahşap evlere baktım. Bu alanlarda yağış fazla. Bitki örtüsü gürse hemen ev yapacağım zaman yan taraftaki ağacı kesiyorum ben. Kestiğim ağaçla evimi yapıyorum. En yaygın olarak da Karadeniz bölgesinde görülür diyoruz. Hamış evlerde durum nasıl peki? Aslında sistem şu, bu evlerin iskeleti, temel iskelet ahşaptan, daha sonra da bu ahşapların içi toprakla doldurulmakta. Yani toprak samanla karıştırılıyor. Daha sonra da bazen kozalak odun da konuyor arkadaşlar. Bu şekilde oluşan evler hamış evlerdir. Bunun örneği de Safranbolu evleridir diyebiliriz. Biliyorsunuz Safranbolu evleri UNESCO tarafından da koruma altındadır. Betonarme evlere baktık. Betonarme evler teknolojinin gelişmesiyle beraber her bölgemizde artık görülebiliyor. Biliyorsunuz mikser arabaları oluyor betonarmeyi böyle karıştıran. Adam getiriyor evi nereye yapacaksa hop hemen yapılabiliyor. Prefabrik evlere baktım. Bu da teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkmış. Ev yaptırmak pahalı, prefabrik evler daha hesaplı olduğu için bunlar da son zamanlarda yaygınlaşmaktadır diyoruz. Ve geldim fonksiyonlarına göre şehirlere. Tarım şehirleri.
Bunlar verimli tarım arazilerinin olduğu yerde kurulmuş olan yerleşmelerdir. Örnekler Rize, Şanlıurfa, Aydın, Söke, Konya, Adana, Tokat, Amasya gibi sıralanabilir. Sanayi şehirleri de büyük sanayi kuruluşlarının olduğu İstanbul, İzmir, Karabük, Ereğli, Gaziantep, İzmit, Bursa gibi şehirler sanayi şehirlerine örnek olarak verilebilir. Maden şehirleri Batman, biliyorsunuz petrol, Zonguldak, taş kömürü, Elbistan, Soma, bu olanlar lignit kömürü. Elazığ zaten en fazla madenin çıktığı alan. Turizm şehirleri en fazla turist gelen İstanbul, arkasından Antalya, Bodrum, Çeşme, Marmaris gibi Nevşehir. Bu alanlar da sıralanabilir. Askeri şehirler güvenli, stratejik olan yerlerde büyük askeri birliklerin kurulduğu alanlardır. Askeri şehirler genelde nüfusun genelde erkek ağırlıklı olduğu yer. Hangileri bunlar? Erzurum, Sarıkamış, Gölcük, Malatya, Diyarbakır bizim askeri şehirlerimize örnek olarak verilebilir. Ulaşım şehirleri kavşak noktaları olacak. İşte Afyon, Eskişehir, İstanbul, Ankara bunlar kavşak konumunda. Sivas aynı şekilde ulaşım şehirleridir diyorum. Liman şehirlerine baktığım zaman İstanbul en büyük ithalat limanımız. İzmir en büyük ihracat. Samsun Karadeniz'in en büyük limanı. Mersin, Antalya, Zonguldak, İskenderun bizim önemli liman şehirlerimizdendir diyoruz. Devam ettim. Eğitim ve kültür şehirleri. Eminim eğitim deyince hepiniz Eskişehir diyorsunuz. Evet, Eskişehir tam bir eğitim şehri. Aynı şekilde İstanbul, Ankara bizim eğitim ve kültür şehirlerine örnek verilebilir. İdari şehirlerde ise başkent olan ve başkentlik yapmış şehirler. Günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin Ankara, Osmanlı'nın İstanbul, tabi Bursa gibi, diğer Edirne gibi farklı şehirler de var. İşte Selçuklu'nun Konya gibi. Bunlar idari şehirlerdir diyoruz. Ve bu şekilde nüfus ve yerleşme konusunu da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Sınava inşallah çok iyi bir şekilde hazırlanıyorsunuz ve hedeflerinize ulaşacaksınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.